Merhaba. Tarım, doğada bulunan materyallerden gıda maddeleri üreten dünyanın en eski ve en temel sektörlerinden bir tanesidir. Ürünlerin doğadan yetiştirilmesi kadar, onların sofraya gelinceye kadarki süreçleri son derece önemlidir. Yetiştirme sonrasındaki değerlendirme aşaması da bu bakımdan önemlidir. Titiz bir çalışma gerektirir. Bu süreci dikkatle takip etmek gerekir. Zira topraktan elde edilen ürünlerin doğru ve titiz bir şekilde elde edilmemesi ya da bu sürece dikkat edilmemesi sonucunda bir takım zararlı maddeler o ürünlerde birikebilmektedir. Bu nedenle insan sağlığına zarar verebilmektedir. Diğer bir deyişle, ürünlerin üretilmesi kadar onların tüketiciye ulaştırılması da son derece önemlidir. Bu bakımdan birçok ürünün hasadının yapıldığı bu dönemde ürünlerin doğru hasat edilmesi yanında pazara ulaştırılıncaya kadar olan sürecinin de doğru yapılması ve takip edilmesi gerekir. Kısaca belirtmek gerekirse, toprakta bulunan, çünkü tarım ürünleri topraktan elde edilen ürünler olduğu için toprakta bulunan iki tür mantar, Aspergillus flavus, Aspergillus parasitius adlı iki tane mantar zehirli bir madde üretir. Daha doğrusu adına aflatoksin dediğimiz bir madde üretir. Hangi koşullarda? Nemli, kapalı koşullarda böyle bir madde üretir. Bu madde kanserojen etkiye sahip bir maddedir. Birdenbire öldürmez, ancak karaciğerde birikmesi sonrasında kansere neden olabildiği tespit edilmiştir. Doğru kurutulmayan, depolanmayan ürünlerde meydana gelir. Pratik olarak fındık, ceviz, fıstık, kabak çekirdeği, ay çekirdeği ya da mısır gibi ürünler yenilirken bazen ağzımızda acı bir tat meydana gelir. İşte bunun nedeni bu mantarların üretmiş olduğu aflatoksindir. Halk arasında çiftçiler buna küflenme diyebilir. Normalde bir zararı yoktur. Ancak uzun süreç içinde vücutta birikmesi, özellikle karaciğerde birikmesi sonucunda kansere neden olabildiği tespit edilmiştir. Nem ve sıcaklık nedeniyle iyi havalanamayan ve kurutulamayan ürünlerde fındık, fıstık, ceviz, ayçiçeği, kabak çekirdeği, mısır gibi ürünlerin bu kurutulamaması sonucunda mantar faaliyeti, mantar çünkü topraktan bulaştığı için mantar faaliyeti devam eder. Bunun sonucu olarak da ürünlerde aflatoksin meydana gelir. Bu nedenle bu tür topraktan elde edilen ürünlerin kurutulması doğru yapılmalı, nemli bırakılmamalıdır. Nemli bırakılan ürünler küflenir. Küflü ürünlerin de hayvana verilmesi söz konusu olabilir mi? Evet, hayvanlara da verebilir. Ancak hayvanların vücutlarında da birikir. Yani bu mantarların Aspergillus flavus, Aspergillus parasitius'un toprak mantarlarının ürünü olan aflatoksinin yok edilmesi mümkün değildir. Vücutta birikim yapıyor. Aflatoksin milyarda ppm olarak ölçülür. Birçok ülke aflatoksin konusunda hassastır. Örneğin pul biber standardında milyarda ppm olarak standart 5'tir. Almanya 5'i kabul ediyor ama İsviçre hayır diyor, ben onu da kabul etmiyorum. Milyarda ppm olarak bende 0 olması gerekir diyor. Dış satım yapacak firmaların da aflatoksin konusunda titiz olması onların ticaretinin de önünü açacaktır.
yoğun biçimde fındık hasadının yapıldığı bu günlerde Karadeniz bölgemizde nemli hava ve kurutmaya dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi durumda ürünlerin içinde aflatoksin oluşacağı için ürünlerin değeri düşecektir ve kalitesi bozulacaktır. Bu bakımdan kurutmaya, güneşlemeye ve aflatoksin oluşumuna dikkat edilmesi gerekiyor. Havalandırılması gerekiyor. Daha iyi kurutulması gerekiyor.